Merhabalar. Bugün yükselen su deneyi yapacağız. Burada iki tane arkadaşımız var, bize eşlik edecekler. Şimdi yükselen su deneyinde gerekli olan malzemelerimiz mum, iki tane uzun bardak, gıda boyası, farklı renklerde olabilir. Bir tane çakmak ya da kibrit, hangisini kullanırsanız, su ve gıda boyasını suyla beraber karıştırmak için kaplar, bu kapları kullanacağız biz. Ama isterseniz çay bardağıyla da ya da herhangi cam bir kapla da karıştırma kabı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ve tabaklarımız var tabii ki. Tabaklarımıza şimdi arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar. İsterseniz mumlarımızı yakalım. Mumlarımızı tabağa sabitleyebilmek için normalde evde elektrikler kesildiğinde de ne yapıyoruz? Mum kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Kullanırken de ne yapıyoruz? Sabitliyoruz bir yere düşmemesi için. Aynen. Sabitledik. Hemen diğer mumumuzu da yakalım. Evet, ikisi de mumlarımızın yanıyor. Şimdi hangi gıda boyalarını istersiniz? Mavi. Mavi. Sen de sarı istersin. Hemen sana sarı. Buraya da mavi alıyoruz. İsterseniz elinizin boyanmaması için ben ayarlayayım suları. Olur. Su koyuyoruz. Bu kapları dediğim gibi sadece karıştırmak için kullanacağız. Çok az bir gıda boyası kullanmamız yeterli. Aslında bunu gıda boyasız da yapabilir miyiz bu deneyi? Tabii ki yapabiliriz ama o rengin şimdi yapacağımız deneyde evet daha görsel olması için gıda boyası kullanıyoruz. Sen de mavi yapacağız. Evet, evet mavi güzel bir renk. Bakın çok güzel görünüyor dağılırken. Şöyle koyalım sonra. Şimdi tabağımızın içerisine gıda boyalı suyumuzu boşaltıyoruz. Evet. Sizinkini de boşaltalım. Evet, sizinkini de sarı yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada zaten yanan birer tane mumumuz var. Onları gıda boyalı sularımıza ekledik. Şimdi mumlarımızın üzerine uzun bardaklarımızı, cam bardaklarımızı koyacağız. Şimdi bunu koyduğumuzda ne olmasını bekliyorsunuz? Sizce ne olabilir? Ben sönmesini bekliyorum. Sen mumun sönmesini bekliyorsun. Sen ne bekliyorsun? Ben sönmemesini bekliyorum. Sen de sönmemesini bekliyorsun. Peki o zaman hep beraber deneyelim. Siz kapatmak ister misiniz? Evet. Evet, hadi bakalım. Evet. Evet, sıcaklaşmaya başladı değil mi? Buğulandı yavaş yavaş ve mumun söndü. Seninki de söndü. Böyle. Evet. Ne oldu? Bardakta ne gözlemliyoruz? Ne oldu arkadaşlar? Mum söndü. Mum söndü. Evet, neden söndü sizce? Havasız kaldığı için. Havasız kaldığı için. Normalde bu bardağın içerisinde hangi hava vardı ya da ne vardı? Oksijen vardı. Oksijen vardı. Normalde mumun yanabilmesi için oksijen varlığı gereklidir. Ancak burada oksijen kalmadığında yani buradaki gaz karbondioksit gazına dönüştüğünde mumumuz sönüyor. Peki mum söndü, evet bunu anladık. Oksijen olmadığı için söndü. Peki bu su, bakın hatta bu tabakta neredeyse su kalmadı. Sende de aynı şekilde. Yükseldi. Sıvı yükseldi. Peki bu sıvının neden yükseliyor? Orada durabilirdi, değil mi? Mum söndü, durabilirdi. Havasız kaldığı için hareket edemeyince su yükseldi. Su yükseldi. Su içeri şöyle, doğru. Su içeri doğru oldu. İsterseniz evet. Şöyle açıklayalım. Karbondioksit gazı ya da buradaki gaz ısınan mumla beraber buradaki hava ısınmıştı. Mumun ısısıyla beraber. Hava ısınınca ne olmuştu? Gaz molekülleri çok hızlı bir şekilde hareket eder. Isınan gaz molekülleri. Ama bu gaz moleküllerinin ısındığı için hızlı hareket ediyordu ve ne yapıyordu? İçerideki sıvıyı dışarı itmeye çalışıyor. Sıvının üzerine bir basınç uyguluyordu. Ancak içerideki mum söndükten sonra buradaki gaz ortam bir şekilde sıcaklığı azaldığı için gaz tanecikleri daha yavaş hareket etmeye başladı. Daha yavaş hareket edince sıvının üzerine uyguladığı basınç azaldı. Bir şeyin üzerindeki basıncı azaltırsanız ne yapar?
daha o size basınç göstermeye çalışır. Dış basınç, buradaki atmosfer basıncı iç basınçtan daha fazla olduğu için ne yaptı? Su bardağın içine doğru yükselmeye başladı. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Teşekkür ederiz.